Evet, bugün Dubai yarışları için karşınızdayım. En azından sesli olarak anlatımdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün Dubai'de alt koşulu bir program var arkadaşlar. Altılı ganya sadece mevcut. İşte dörtlü, beşli, üçlü gibi oyunları oynayabilirsiniz. Aynı şekilde bahis oyunları da var tabii ki. Ben size en azından burada oranları görmeniz açısından daha sağlıklı bilgi olsun amacıyla yani daha iyi bir oyun kurabilmeniz için ben size en azından buradaki bahis oranlarını sizlere sunmak istiyorum. Tabii en azından ufak bir pratik bir altılı da örnek olarak göstermek istiyorum. En azından yani bu şablona göre bu oyun oynanır diye. Bugün işte gördüğünüz gibi birinci koşu saat 5.30'da başlıyor. Türkiye saatine göre tabii ki. 17 salkan mücadelesi. Arkadaşlar bunları son ben biraz erkenden kayıt yaptığım için en azından son saatlere doğru bakarsanız en azından çıkan at olur mu olmaz mı diye en azından onun bilgisini alırsanız bence daha rahat edersiniz. Buradaki oranlar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 lirayla başlıyor. Altın oğlu Sakkan. Jim Crowley'in bindiği Sakkan 4 liralık orana sahip. Sonra 5 numara Godolphin'in Sakkan'ı 7 liralık orana sahip. 12 Dream Todai 8 lira. Yani bayağı sürpriz bir ayak gözüküyor arkadaşlar. En azından şu oranları ben size tek tek göstereyim. Yani ilk ayakta bayağı bir zorlu bir ilk ayak var çünkü. Yani ne kadar ekürler çok olmuş olsa da sürpriz olma ihtimali yüksek yani. Çok direkt bir safkan yok. Ama öncelikle işte bu Arap atlarını, Arap atları derken yani Arapların atlarını yazmamızda fayda var. Örneğin 6-5-12-1'i yazalım. 6-5-12-1. 6 6 kimin gördüğünüz gibi matematik 6 5 12 1 12 1 yani ilk etapta yazılması gereken bu 4 sapkan arkadaşlar. Ama yarışın kalabalık oluşu gerçi ikürler de var ama en azından bu ayakta 4 sapkan yeterli gözüküyor ama ilave edilmesi gereken sapkanlar tabii ki var. Örneğin çünkü burada bir 7 nolu sapkan James Toy'ların bilmiş olduğu 8 2 7 8 2 3 bence 7 8 2 3 en garanti. Yani geniş oynayanlar 7 8 2 ve 3 yani 8 sapkan ama burası kapalı olmuş oluyor arkadaşlar. Çünkü her türlü sonuç çıkabilir. Burada 25-30 liralık ganyanların gelmesi normal arkadaşlar. Çünkü burada kötü safkanlar yok. En azından bunu bilincinde olalım. Çünkü kötü safkanlar oraya alınmıyor zaten. Yani belli bir kriterleri var. O kriterleri doldurduktan sonra buraya katılma şansını elde ediyorlar. Yani rastgele herkes kendi atını götüremiyor oraya. Ben size hızlı bir şekilde ikinci ayağı da göstereyim. Burada yine aynı şekilde oranlar yüksek. Godolphin'in atı 8 numara. Burada 3. safkan var. İkinci, 3. safkan ayağında. Ama yakın. Burada öncelikle ne yazılması gerekir? 4, 7, 8, 3, 1, 4, 7, 8, 3, 1, 4, 7, 8, 3. Gördüğünüz Türkiye'deki favori safkan şu anda kaçıncı sırada? 1, 4, 7, 8, 3, 1. Abi bir de en azından 2'yi yazarsak bence o zaman olmuş olacak. Kimin adı bu? Şarumen. Yani bu burayı da 6 safkan olarak en azından garanti gözüyle görüyorum. Oranları ben size tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın. Yani çok geç oynayan arkadaşlar da bu 10 ile 6 numarayı safkanı değerlendirebilirler arkadaşlar. Yani 10 ve 6'yı da evet, çok yiyeniniz uygunsa, imkanınız uygunsa yazabilirsiniz. Zorlu çünkü bayağı zorlu. Gelelim üçüncüye. Evet burada Dream Castle zaten bu tanıdık bir safkan. Burada ekürler bayağı ön planda. Bir arada 6 numaralı safkan gözüküyor. Ama ekürler %90 kazanır gözü gibi. 2 ne olursa tek atalım.
burada düşüktük. Kusura bakmayın, tam yayına denk geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece şu safkan rakip gözüküyor. Ötekiler pek zayıf gözüküyor ama bu handikaplı safkanların gerçekten birbirine Kodafi'nin ekürleri bayağı ön planda arkadaşlar. Ama yeriniz imkanı varsa bu 6'yı da ilave edebilirsiniz. En azından kötü bir safkan değil. 3 yarış koşmuş. Ama şurada 1, 2, 3, 6 ekürle yarışa saldırıyorsa %90 Godofin safkanları kazanıyor arkadaşlar. Gelelim 4. aya. En azından şuradan gidince de ben size oranları göstereyim. Gördüğünüz gibi. Yani sadece çünkü burada 2, 10 ve 4 Godofin ekürüsü 7, 9, 3 yine Godofin ekürüsü arkadaşlar. Yani arada bir tek 6 numara var ama büyük ihtimalle Godofin'ler geçit vereceğini sanmıyorum. Geldik hikayeye. Dördüncüye. Evet, burada da altın olsa kan favori çıkıyor. En yakın rakibi de Godofin ekürleri çıkıyor. Sonra 2-5 safkanlar çıkıyor. O zaman burayı 6 ve 8'i yazıp bir bakalım öteki ayaklara. Altın oğlu safkanı yazdık. 8 oğlu safkanı yazdık. Herhalde burası Perilina'nın olduğu yer arkadaşlar. Burası Perilina'nın olduğu yer. Bence bir iki safkan yeterli geliyor. Perilina'ya bakalım oranı kaç para çıkıyor. Perilina oranı 25 oğlu oranı. Evet, Perilina'nın gördüğünüz gibi yurt dışındaki oranı şu anda 50'dir arkadaşlar. Yani bayağı yine sonuncu safkan olarak gözüküyor. Yani gayet normal çünkü bu safkanlar gerçekten birbirinden kaliteli safkanlar. Yani burada geniş oynayan arkadaşlar da 2 ve 5'i yazmalarını öneriyorum. Yani ama normal kuponlar için 6 ve 8 yeterli. Geniş oynayan arkadaşlar da 2 ve 5'i yazmalarını öneriyorum. Gelelim 5. ayına. Evet, 5. ayı gördüğünüz gibi biraz karışık yine gözüken bir yer. Burada 13 nolu safkan 3 liralık orana sahip. Sonra 20 kalabalık bir yarışı çünkü. Yani buraya biraz yükleriz gibi. 13, 20, 1. En azından bir 13, 20. Evet, 13 numara yazdık. 13 bayağı kalite bir sakın burada. Ama işte trafik sıkıntısı da yaşayabilir mi? Burası her şeye sahip. 20 tane sakın çünkü az değil. 1 yazdık. Sonra 7, 16, 15. 7, 16, 15. 7, 16, 15. Herhalde yanlış yazmadıysak. Evet, 15. Abi burada 2, 12, 8. Eğer yeriniz varsa, imkanı varsa 2, 12, 18 en azından örnek olsun diye göreyim. 2, 12, 18. 2. Volley! Volley! 18, 10 safkan. Burası biraz kalabalık. 9 safkan oldu ama 20 safkan gerçekten var. Yani ama ilk etapta bu 4 safkanı yazabilirsiniz arkadaşlar. En azından şu oranları ben tekrardan size göstereyim. Gördüğünüz gibi 13 favori. 11 çıkmış herhalde. Büyük ihtimalle çıkmış herhalde. Godofin bir saptan çıkmış. Gelelim son ayağı arkadaşlar. Yani şu andaki gidişat zaten büyük bir altıda gidiyor ama hani ben size sadece bir örnekleme göstereyim. Yani sonda yine ekürler favori arkadaşlar. 3 ile 2 ekürüsü favori. Sonra 1 geliyor. Sonra 8'in de ekürüsü var. O da El Maktumların safkanı.
Buraya 3-2-1, pardon 3-1-8 4 yazarsak 3-1-8-4 bakalım ne kadar tutacağız. Onu bir yoluna görelim. 3-1-8-4 gördüğünüz gibi oyun aldı başını gidiyor. Yani tabi burada ekürler ön planda olduğu için yani ekürlere sığınabilirsiniz de. Tabi oranları en azından görmeniz açısından. Ben burada ekürleri tek bırakıp şansıma sınabilirim. Örneğin ekürleri tek atarsak oyun bayağı ucuzluyor çünkü. Ama bu faktumların da 5 safkanla mücadelesi var. Yani şu anda 86 lira. Gerçekten büyük. Ama başlarda dediğim gibi 4 safkanla geçebiliriz. Bayağı 5 atla da geçebiliriz. Yani bu tamamen size kalmış. Ama normal ideal kupon bu. İdeal kupon. 2 tane bir Godolphin ekürüsü. Bunlar. Bu da her maksimum ekürüsü 2 safkan. Arkadaşlar bugünkü oyunlar bu kadar. Ben size tekrardan onları göstereyim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.